tabloya bakar mısınız? Bolu'da yaşayan Kıbrısçıklı vatandaşların Akasya Düğün Salonu'nda kendi imkanlarıyla organize ettiği toplantıya katılan Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili adayı Murat Yapıcı, seçim çalışmalarını ve projelerini anlattı. Davetlilere meyve suyu, bisküvit ve lokum ikram edildi. Toplantıda konuşan Murat Yapıcı, geceyi düzenleyen Kıbrısçıklılara ve katılan vatandaşlara teşekkür etti. İzzet Baysal Devlet Hastanesi, İzzet Baysal babamızın yatırımıdır. Köroğlu ünitesi, koalisyon iktidarının finansmanını sağladığı, projelendirdiği, iş donanımını sağladığı, altyapısını oluşturduğu, hizmete açmak üzere olduğu modern bir sağlık yatırımıdır. Şu ana kadar 10 yıllık süre içinde Bolu'da yapılmış sağlık yatırımı da yoktur. Bunlara projeleri hazırlanmış, her şey hazır, Karacasu bölgesinde Sağlık Bakanlığı'na ait bir fizik tedavi hastanesi projesi bırakılmıştır. O bırakılan projeyi iptal etmişlerdir. Yönetim istihdam olmadığı halde oldu şeklinde gösterilmiş. İhracat yapılmadığı halde yapıldı diye gösterilmiş ve konu kapatılmıştır. Şu anda alıcı firma içindeki fabrikanın malzemelerini satarak fabrika arazisi ve kalan tesisler elinde kalmak şartıyla borcunu ödemiştir. Ve şu anda atıl vaziyette durmaktadır. Allah'tan SETA tesislerini Ahmet Kahraman gibi değerli bir yatırımcı özelleştirmeyle almıştır da orası hem istihdamına hem üretimine devam edebilmektedir. Bu da Bolu'muz için bir şanstır. Her zaman elde olmayacak bir şanstır. Bu nedenle Ahmet Kahraman Beyefendi'ye de burada huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Konuşmasına kendini tanıtarak ve neden milletvekili adayı olduğunu anlatarak başlayan Yapıcı'nın konuşması sık sık alkışlarla kesildi. Neymiş? Milliyetçi Hareket Partisi baraj altında kalırmış da oylarınızı MHP'ye verirseniz sola yararmış. Arkadaşlar, Milliyetçi Hareket Partisi'nin baraj diye bir problemi yok ki. Milliyetçi Hareket Partisi şu anda %20 zaman zaman açıklamalar yapıyor. Bizim hani hakkımızda da açıklamalar yapıyor. Bizi uyanmaya davet ediyor. Ama okuma özürlüğü olduğu için bizim açıklamalarımızı okumadan cevap vermeye kalktığı için yanlışlar yapıyor. Ben hiç uyumadım. Ben meslek hayatımda da öyle çok fazla uyumadım. Ben sabahın 6'sında kalkarım, gecenin 2'sinde yatarım. Gece 3'te beni tekrar çağırırlar, hastaneye gene giderim. Niye çağırdınız da demem. Bazı geceler uyurum, bazı geceler uyumam. Şimdi de hiç uyumuyorum. Yine koşturuyorum. O değerli arkadaşımız benim açıklamamdan muayenehane açacak da para kazanacak anlamış. Ben muayenehane var.